Real TV Amerika bürosu haber verir. Eski başkan Donald Trump yönetiminden sonra Demokrat lider Joe Biden'ın göreve geldiği ilk günlerde aldığı kararlardan biri de Paris İklim Anlaşması'na tekrardan katılmak olmuştu. İşte bugün A evinden bir yazılı açıklama geldi. Bu yapılan yazılı açıklamada Başkan Joe Biden'ın 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı iklim zirvesine 40 ülke liderini davet ettiği açıklandı. Zirveye davetli ülkeler arasında Kanada, Meksika, Amerika'nın Avrupa ve Asya'daki müttefikleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Güney Afrika ülkelerinin başkanlarının yanı sıra Türkiye, yani Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan'ı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor. Aslında Başkan Biden gazetecilere yaptığı açıklamada zirveye davet ettiği liderler arasında yer alan Xi Jinping ve Putin'le bu konuda henüz konuşmadığını söyledi. Ancak davetli olduklarını biliyorlar şeklinde konuştu. Bugün A evinden yapılan açıklamaya bakalım hemen. Açıklama şu şekildeydi. Başkan Biden'ın göreve geldiği gibi Amerika'yı Paris Anlaşması'na geri döndürdüğünü ve bundan birkaç gün sonra ise 27 Ocak'ta büyük ekonomilerin iklim krizleriyle mücadeledeki çabalarını canlandırmak için yakında bir liderler zirvesi düzenleyeceğini açıkladığına yer verildi. Aslında bir özet geçildi. İşte bu zirvede iklim konusunda daha güçlü eylemler sergilenmesinin aciliyeti ve bunun ekonomik yararlarının altını çizecek dendi. Ve bu Kasım ayında Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na uzanan yolda bir kilometre taşı olacak ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında ise Başkan Biden'ın liderlere iklim konusunda daha güçlü bir iradenin oluşmasına nasıl katkıda bulunacakları konusunda planlarını zirvede anlatmaları çağrısında bulunduğu da kaydedildi. Öte yandan A evinde gerçekleşecek zirve sırasında Amerika'nın Paris Anlaşması altındaki katkıları kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı salımını azaltmakla ilgili iddialı bir hedefini açıklayacağı da bildirildi. Son olarak A evinden yapılan açıklamada 22-23 Nisan'da liderler zirvesi için çevrim içi yapılacak dendi bu zirve ve canlı yayınlanacak. Yani herkes televizyonlarından izleyebilecek. Amerika'daki son gelişmeleri aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.